Herkese yeni bir Revelations 2 bölümünden merhaba arkadaşlar. Bu videoyu önceki bölümle beraber mi görüyorsunuz yoksa yeni bir bölüme başladığımı bilmiyorum ama ikisinden biri işte. Eğer yeni bölümde hoş geldiniz değilse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde oyun beni çıldırtmıştı. Ben de kapamıştım. Şimdi birkaç gün sonrasında devam ediyorum. O videoyu daha yüklemedim. Yani şimdi ne zaman izlediğinizi bilmediğim için şu an için daha yüklemedim ama neyse şu anda devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Bu arada şeyi fark ettim videoyu editlerken falan. Etrafa bakmayı unutuyorum. Yani bununla Natalya'nın parmağıyla falan bakmayı ister istemez unutuyorum. Çünkü hani ona geçmeyi unutuyorum. Diyelim. Şurada falan bir şey kaldı mı? Şöyle. Burada bir adet tuğla var. Burada da geçme yeri var. Demek ki oraya geçmemiz gerekiyor. Aynen o ses neydi? Ha buradan gelmiştik zaten. Öf, özür dilerim ya. Tam burada kasmıştı bir önceki bölümde. Kasmamıştı da çökmüştü oyun direkt. Üst kata çıkacak mıyım acaba? Allah! Hani nerede? Söyle bana yerini. Nerede? Söylesene yerini. Natalya. Umarım farkındasınızdır mermimin olmadığından. Bir dakika ya. Ay hayır. Hayır, çık 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 şuradan çık. Geldi mi? Nerede? Assault Rifle ile vuracağım. Natalya seni döverim bak. Nerede olduğunu söylesene. Hani Sezer... Ay yukarı... Şurada. Heh tamam aldık. Allah'ım bu görünmez şeylerden çok kıtırsıyorum. Ya, ister istemez gerçekten. En azından aldık kolayca. Natalya gel bakalım. Üst kata gel. Hay Allah'ım ya. Görünmez şeyler ne alaka ya? Böyle şeylerden Resident Evil 5'te de vardı. Sanırım Resident Evil 5 ile bu oyunun bayağı iyi bir bağlantısı var. İyi bir bağlantı değil de böyle bayağı bağlı yani birbirine. Şunu kıramaz mısın? Heh. Assault Rifle Allah aşkına mermimin kalmaması bu oyunda ölür anında ölürüm demek. Çünkü görünmez düşman diyorsunuz yani. Ha evet ne diyecektim? Evet Resident Evil 5 ile bir sürü o sesten hiç hoşlanmadım. Şey, Resident Evil 5 ile bağlıyorlarmış galiba oyunu. Baya göndermeler falan varmış herhalde. Buradan at. Bu ne ya? Ha, tuğlayı bırak. Başka buna bakacak. Ay burası şey yalnız. E diyor. Ben bunu hareket ettirmek istemiyorum yalnız. Ha, ona mı bakacağız? Salak mısın? Ses çıkaracaksın. Beri. Etrafta kimsenin olduğunu bilmiyor musun? Yani birilerinin olduğunu bilmiyor musun daha doğrusu? Yapmayaydı neydi biliyor musun? Buradan aşağı mı atlayacağız şimdi? Yo. Ha buraya geç. Tamam pardon. Şimdi hazır bir tane de şişe almışken ben birazcık crafting yapayım diyorum. Exploding zaten bir tane seçeneğimiz varmış bu arada. Şunları da pass diyelim. Tamam, daha bir şeyimiz yok. Hiç mutlu değilim şu anda. Bunu belirtmek istiyorum. Ortalık sessizleşti var ya. Allah'ım! Ay bu manyak. Allah! Handgun ammo diyor, handgun ammo. Allah'ım ya Rabbim minicik yerde de. Hay burası kapalı. Allah'ım ya. Siktir, siktir. Be careful ya, be careful. Kanamamı nasıl durduracağım? Sıçayım.
Ay. Ne tat. Kaçmam lazım ama gerçekten minik yani etraf. Başka bombam da yok zaten. O kadar iyi olmadı ki şu anda. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Bombam sıfır. Mermim çok az var. Mermim neredeyse hiç yok. Ben bu adamı yenemem yalnız. Ay Natalia vuruyor pislik. Gerçekten yok yani sıfır. Şu anda sıfırı çektim. Etrafı gidip bir şey arayalım. Mermi araması yapalım. Bu adam Allah'ım ya. Öldüreydim ya Claire'in şeyinde yahu. Handgun Allah'ını seversen. Başka seçeneğim yok yani. Handgun olacak handgun. Burada da bir şey var. Assault rifle. Belki bunları rastgele koyuyorlardır. Hani eğer biterlerse bu salakların mermileri eğer boş harcayıp. Ay ödüm koptu şu anda. Handgun. Yani o kadar ödüm kopuyor ki şu anda. Yani bilemezsiniz. Tamam Natalia şuradan inemez miyim ya? Ha siktir. Özür dilerim bu arada. Gerçi özür dilemiyorum. Şu anda gerçekten panik olmuş durumdayım. Sen benim buraya gelemesen ne güzel olur yahu. Kaç. Ya monster. Bu adamın adı neydi? Pedro muydu? Pedro galiba. Pedro. Keşke yukarı çıkmasaydım demek üzereyim biraz sonra. Keşke aşağı inseydim. Ben dedim ki belki yukarıda bir şey vardır. Bu arada facecam'e alışmaya başladım. Bence hepimiz rahat bir nefes alabiliriz. Bu ölmüyor mu bu ya? Bak hala mermi şey yapıyorum. Allah'ını seversen. Drill aldık ha, iyi mi? Drill bu böyle mi alıyormuşuz drill'i? Allah'ım yarabbim nasıl kullanıyorum peki? Ve sen onu nerede taşıyorsun beri? Bu arada hiç mermim yok, o yüzden Natalia'yı alıp o kadar da korkacak bir şey yokmuş be. Ben panik oldum, minicik alanda şey yapıyoruz diye o kadar. Kolay, zor değil yani yenmesi. Rahat olun. Etrafta hiçbir şey mi koymadınız yani, bu kadar mı bencilsiniz? Anca tuğla yani. Ben önce ne dedim? Yani anca tuğladan önce. Neyse. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de gündüz oynuyorum ha güya. Çünkü geceleyin ışık olmuyor. Yani ışık olmuyor ne demek ışık? Yani daha az ışık oluyor. Sonuçta facecam güzel olsun diye. Hep ondan evet. Şimdi ne dedik, ben drill'i aldığıma göre artık drill'le açılan yerleri açabilirim. Burada da hiçbir yere mermi koymadığınıza göre artık ya aşağı iniyoruz ne bileyim ben. Ay neydi o öyle ya? Pedro. Evet Pedro. Gabe değil, Pedro gayet. Hani drill yeri. Hani. Bu arada bu oyunda şöyle gıcık bir efekt var. Hani buralar şey oluyor, karıncalanıyor. Bu efektin adını bilmiyorum. Nasıl kapatıldığını da bilmiyorum. Kapatılma seçeneği var mı onu da bilmiyorum ama karanlık yerlere girdiğimiz zaman karıncalanmasının sebebi tamamen bu. Kilitlemiş. Burada şey var ama buradan gidemeyiz ki. Assault rifle. Hah burada yer var. Hadi bakalım Natalia. Ay. Deli olacağım. Hava zaten sıcak. Beni bir sıcak şey bastı. Panik yani. Şöyle aşağı inelim. Etrafta zombiler var mı? Kesin vardır da işte ne yaparsınız. Aa smoke powder. O ne işe yarıyor? Handgun. Aa red herb. Aynen. Başka bir şey var mı? Hazır Natalia gelmiş. Tamam bir dakika. Bir de buraya gelmemin o zaman bir manası yok ki. Burayı açınca ne olacak sanki? Beri koşa koşa geliyor. İçeride bir şey mi var yapılacak? Drill yeri falan. Drill. Aa şey var. Durun.
Bu collectible'ları toplaya toplaya işte gördüğünüz gibi mermileri de harcıyorsunuz bir anda. Aslında bunları böyle normal oynanışta değil de sonradan gelip toplamak falan lazım. Ya mantık yani zaten mantıklı insanlar muhtemelen öyle yapıyordur da ben mantıklı bir insan olmadığımdan bazen işte böyle afallıyorum. Okunacak bir şey var galiba. Town Residence Note. Şehir sakininin notu. Your father hasn't come home at all since going to the... anıtın oraya gittiğimizden beri baban... Rusça yazılmış gene. Baban anıtın oraya gittiğimizden bu yana evet geri dönmedi. Bekledim ama hala daha çok bekleyemem artık. Ona bakmak için dışarı çıktım şimdi diyor. Çok kendimi gergin hissediyordum. Ama herkes bana çok iyi davrandı diyor. Pis bir şeyin etrafta dolandığını söylediler ve bana bir şat verdiler. Ve bileklik verdiler, beni koruyacağını söylediler. Yani aslında bu adama virüsü vermişler. Yani kısaca. Bu yer kocaman ve yani çok güzel bir yer diyor. Hiç daha önce böyle bir şey görmemiştim. This is probably no bi herhalde onun için bir problem olmasa gerek. Bizim adamımızı kurtardı diyor. Sanki her şeyi yapabilir gibi geliyor. Yani gözlerinde herhalde tanrılaştırmışlar bu kadını. Ondan kuşkulandığım için çok pişmanım artık diyor. Muhtemelen hiçbir şey yoktur ama birazcık başım dönüyor diyor. Belki de stresliyim diyor. Oo evet ve babanı buldum diyor. Birazını buldum yani diyor. I always knew he had a good head on his shoulders. Omuzlarında güzel bir kafanın olduğunu hep bilirdim. Şimdi sadece geri kalan o yani kafasını bulmuşlar. Böyle geri getiremem herhalde. Bu bileklik tuhaf sesler çıkarıyor. Birazcık canımı sıktı. Ama üzülme. Babanın geri kalanını bulacağım ve eve döneceğim. Aç olmalısın. Yani kısaca buradaki arkadaşların hepsi zombi olmuş. Kadın gelmiş onların şehrini kurtardığını düşündürmüş. Hepsine bir tane deney için virüsü basmış abi. Sonrasında da işte böyle. Aman tanrım onu çok seviyorum. Keşke kuşkulanmasaydım. Bok. Yani bu kadar. Hay Allah'ım ya. Bu insanlar. Aşağıdan mı geldim, yukarıdan mı geldim? Yukarıdan geldim, o zaman aşağı inelim bir. Şurada bir yerde drill yeri olacak. Yani en azından bana öyle geliyor. Bir tane var, ha burası tamam. Buradan gidebiliriz. O drill'i nereden çıkardı acaba, değil mi? Bir de öyle bir şey var. Allah Allah. Neyse ben bunu ayrı bölüm yapayım en iyisi var ya. Evet. Ne de güzel kırdın Barry. Onu silah olarak da kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyoruzdur muhtemelen ama keşke kullanabilseydik yani kısacası. Artık buradan kurtuluyoruz arkadaşlar. Memnun muyuz hepimiz? Ben çok memnunum çünkü. Şu lanet olası yerden bir çıkıp gidelim artık. Dışarıya çıkalım en azından. Orada bir adam var yalnız. Barry gel. Barry'ciğim gel. Handgun ammo diyorsun. Handgun'ımızı alalım. Dediğim gibi etrafa çok bakmıyorum. Bakmak istiyorum da. Aa, kız kardeşler gibi dediğini hatırlıyor. Tabii ki hatırlayacak. Bu nasıl bir deneydi diyor. Barry tabii biliyor böyle şeyleri. Yani deneyse, kızı da bunun içindeyse doğal olarak baba olarak çaresiz bir şekilde çocuğunu arıyor yani. Mantıken. Allah'ım. İyi adam gelip beni aldı diyor. Nasıl yani? Beni kurtaran adam. Teresa'dan gelip beni Telegrija'dan kurtaran iyi adam beni burada onlardan aldı diyor. Niye buranı tutup aldı o zaman madem iyi adam? Moira acaba kuleye ulaşabilmiş midir dedi. Ulaşmıştır. Hadi gidip biz de bakalım falan dedi Beride. İçimden bir ses diyor ki bölümü bitecek biraz sonra. Sinir oluyorum böyle şeylere. Sinir olmuyorum da gerginleştim şu anda acayip. Girelim içeri. Ay Beri'nin bölümleri beni çok yoruyor. Bak hep söylüyorum. Hep daha zor oluyor çünkü. Daha uzun oluyor. Neyse kuleye ulaştık ama değil mi? Kulenin giriş katındayız şu anda. Burası değişti diyor.
Biraz korkunç hani. Değil mi, değil mi dedim. Etrafta zombiler var mı? Şimdi varsa hiç şey yapmayalım. Gerçi burada yoktur. Burası o korkunç kadının şey yeri herhalde. Kötü planlar yapma yeri. Klinik deney notları 24 Ocak 2010. T. Phobos virüsü ile ilgili denemeler. Virüsümüzün adını öğrenmiş olduk. T. Phobos virüsü ile ilgili denemeler bitmek üzere diyor. T virüsünün lethality'nin ne olduğunu hatırlamıyorum da onun azaltmayı başardık diyor. Evet. Diyor ki yani T virüsünün etkilerini azalttık gibi Phobos virüsünün etkisini yani bir tane duygusal bir travmadan geçiyorsa o zaman etki ediyor virüs diyor. Bunu başardık diyor işte. Herhalde bu bilim adamı falandır. We have also lowered the rate of viral resistance. Ve insanlar artık daha az buna tepki gösterebilecek. Yani hani %2'ye kadar düşürdük diyor. Artık hani korktukları zaman illaki neredeyse virüs tetiklenecek anlamına geliyor. Geliyor. All is proceeding as planned. Her şey işte planlandığı gibi ilerliyor diyor ama yine de zamanımız az kaldı diyor. Mükemmeliyete yakınız ama eğer bir hata çıkarsa mahvoluruz diyor. Bu bence hiç şey değil. Şaşırmadım yani. Hemen mermileri Beri'ye verelim de. Ha hazır gelmişken şunu da şununla kombine edip çoğaltalım bitkilerimizi. Hatta bir tanesini de Beri'ye verelim. Ay pardon. Beri'ye ver, geri kalan da sende dursun şimdilik. Böyle şey olduğum zaman karakterlerle konuşmaya başlıyorum. Zaten fark ediyorsunuzdur siz de. Sonuçta videoyu izliyorsunuz. Açtım bu arada. T. Phobos virus. T virüsünün bir türü yani. T virüsünü G virüsü var, T virüsü var, C virüsü var. C virüsü Resident Evil 6'da, o olamaz. T Abyss virüsü vardı Resident Evil Revelations'da. Şimdi T Phobos virüsü var. Phobos. Acaba doğru mu okuyorum? Nasıl açacağız? Allah Allah. Hani? Teşekkür ederim. İçinden güzel bir şey çıkar inşallah. Collectible, Allah'ım ya Rabbim, Emerald çıktı yahu. Neyse o da iyi bir collectible herhalde. Yani ben burada olmaktan hiç mutlu değilim yani onu rahatlıkla söyleyebilirim. Keşke burada olmasaydım. Beri gel ne olur. Zaten etrafta zombi görünmüyor. Assault Rifle. Ay pardon. Ha bir yerde bu ne işe yarıyormuş? Sen reload at da. Dur. Önce reload at. Sonrasında şeye bakacağım çünkü. Şu ne işe yarıyormuş? Bu ne? Smoke powder. Combine with empty bottle to make a smoke screen bottle. Nice. Beri biliyorsunuz stealth'le de öldürüyor zombileri. Burası nasıl bir şey? Bu ne ya? Siz ne yaptınız burada? Gerçekten yani. Neyse. Smoke screen yani duman bombası gibi bir şey yapabiliyormuş. Bu ne? Bu ne ya? Bu bebek var ya. Bebekler falan var. Manyak mısınız siz? Siz ne yaptınız? Daha ikinci bölümdeyiz. Birazcık şey yapın. Neyse. Neyse kuleye ulaştık Barry ile beraber. Muhtemelen şeyler de ulaşmıştır. Moira ile tabii şeyin ne yaptığını bilmiyoruz 6 ay öncesinde. Claire. Claire'in adını unutup duruyorum. Wesker. Wesker. Shit. Arkadaşlar. Aman tanrım. Oha. Arkanda değil mi Beri? Ay. O ne be Wesker mi o?
Tipe bak. Natalya'nın üzerinde onun deneyleri yapan sen misin? Pislik. Küçücük çocuk lan. Böyle bitti değil mi? Evet. Hadi next time on Revelations 2. Dizi gibi. Pembe dizi gibi. Gerçekten öyle yani. Siz nasıl kurtuldunuz oradan? Mrs. Moiris. No. No sign of her. Of course this factory had to be a fucked up factory. O ne be? She's responsible for the experiment 6 months ago. It's got all our names on it. Mezar taşları mı? Where did we go wrong? Where's Moira? Şu an o kadar heyecanlandım ki bir sonraki bölümde hemen oynamak istiyorum. Ama sizler için gidip Zümrüdüanka Yoldaşlığı çekmem gerekiyor. Evet, doğru duydunuz. Bir sonraki bölüm, Judgment. Evet, ikinci bölümün sonuna geldik. Contemplation. B aldım yalnız. Bayağı kötü oynamışım. Accuracy'm %50 ama şimdi şöyle düşünün. Görünmez canavarlar var. Nasıl yapabilirim? Hiç ölmemişim. Bir saatte bitirmişim. Peki B aldık. Madalyalara bakalım bakalım ne yaptık. Hiçbir şey yapamamışız. 6 tane. Aman geç boş ver. Bunlar o kadar önemli değil. Peki en azından tam emblemleri bulmuşuz. Arkadaşlar Alex Wesker, eğer bilmiyorsanız anlatayım. Wesker bu Resident Evil 1'den 5'e kadar olan adam. 5'te de kesin öldürmüşüz yani. 5'in sonunda da onu öldürüyoruz. Alex Wesker'ın adını da daha önce Resident Evil 5'in Gold Edition'ında hangi DLC'de olduğunu hatırlamıyorum ama orada bir tane daha Alex kardeşinin olduğundan bahsediyordu. Demek ki bu o adam. O yüzden Resident Evil 5'e bağlı gönderme yapıp duruyorlar. Oley, bir sonraki bölümü sabırsızlıkla bekleyin. Ben çok sabırsızlanıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir Resident Evil Revelations 2 bölümünde görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.